Sevgili seyirciler, Muş'un en büyük ilçesi olan Bulanık'ta aynı zamanda kaymakam olarak da görev yapan ve başkan vekili görevini de üstlenen Mehmet İlidin'in öncülüğünde yapılan projelerle büyük bir değişim ve dönüşüm yaşanıyor. Şimdi haberin detayları için sözü arkadaşımız Özgür Yıldıran'a bırakıyoruz. Evet sevgili izleyenlerimiz, vizyon ekibi olarak şimdi de Muş'un büyüyen gelişen ilçesi Bulanık'tan sizlere sesleniyoruz. Bulanık Kaymakamımız aynı zamanda kayyum atanan belediye başkan vekilimiz Sayın Mehmet İlidi ile beraber olacağız. Bakalım Bulanık için neler yapmış, neler yapacak, bizden ayrılmayın. Muş'un en büyük ilçesi olan Bulanık, belediye başkan vekili olarak atanan Kaymakam Mehmet İlidi'nin öncülüğünde hazırlanan projelerle büyük bir değişim ve dönüşüm yaşıyor. Bulanık ilçesi Muş ilimizin en büyük ilçesi. Yaklaşık 82 bin nüfusa hitap etmekteyiz. 6 belde belediyesi, 56 köyümüz var. İlçemizin genel itibariyle geçim kaynağı tarım ve hayvancılık. İlçemiz merkezi yaklaşık 35 bin nüfusa hitap etmekte. Tabii kış aylarında bu nüfus giderek artmakta. Türkiye'de en çok hayvan varlığına sahip olan 10 ilçeden biri Bulanık ilçemiz. Tarım ve hayvancılık görece iyi bölgedeki ilçelere nazaran. Burası 6. bölge. Tüm teşviklerden en üst düzeyde faydalanan bir yer. Bizden istenildiği takdirde gerek yer tahsisi, gerek diğer konularda sonuna kadar desteğimizi veriyoruz yatırımcılarımıza. Nüfusun genç olduğu bir ilçe. Tekstil yatırımı özellikle düşünen insanlar gelirlerse biz her konuda kendilerine yardımcı olacağız. Biz yaklaşık bir yıldır belediye başkan vekili görevini icra ediyoruz. Göreve ilk geldiğimiz aylar itibariyle kış aylarıydı. Biz kış aylarında oturduk, yapacağımız projeleri arkadaşlarımızla istişare ettik, kararlarımızı aldık. Bahar ayları itibariyle de projelerimizi gerçekleştirmeye başladık. Bunlardan kısaca bahsedecek olursak neler yaptık? Öncelikle biz yol genişletme çalışmalarına ağırlık verdik. Yaklaşık 8 metrelik, 7 metrelik yollarımızı genişletip 25 metreye çıkarttık. Kadastro yollarındaki işgalleri durdurduk. Onları yollarımıza kattık. Biz şu an itibariyle yaklaşık 275 bin metrekare kilitli parke taşı döşemiş olduk ilçemizde. Bulanık Belediyesi tarihinde yapılmamış bir iş. Yani Rabbime şükrediyorum ki bize bu fırsatı vermiş oldu. İlçemizde sizlerin de gezdiği atıl bir cezaevimiz vardı. Metruk bir yapı konumundaydı. Onunla ilgili şöyle bir çalışma yürüttük. Acaba biz bu binayı yıkmalı mıyız ya da biz bu binadan bir hikaye mi üretmeliyiz? Biz zor olanı seçtik. Binamızı Osmanlı mimarisine göre dizayn ettik. Taş ve ahşabın müthiş bir uyumunu yakalamış olduk. Bu noktada da yer tahsisimizle ilgili Sayın Valimizin büyük katkıları oldu. Yerin hemen tahsis edilmesi noktasında projemizi beğendikten sonra hemen imzaları attık. Yerimizin tahsisini gerçekleştirdik. Ve bu cezaevi binasını biz şu an kültür evi ve kütüphane olarak kullanıyoruz. Diğer projelerimizi sıralayacak olursak bizim ilçe merkezine yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bir gölümüz var. İsmi Haçlı Gölü. İnsanlara nasıl bir mesire alanı sunarız diye düşündük. Biz bu gölümüze bir iskele kazandırdık. Şu an inşaatımız devam ediyor. %60 seviyelerinde şu an inşaatımız. Dolayısıyla etrafını parklarla, rekreasyon alanlarıyla bütünleştireceğiz. Kafe bistromuz da olacak. Yani modern bir şekilde insanlarımız bu hizmetten faydalanacaklar. Biz ilçemizde yardıma muhtaç insanlarımızı tespit edip onlara sosyal yardımlaşma ve belediyeden ortaklık şeklinde konut yapıyoruz. İşte konutlarının tamirat tadilatlarını gerçekleştiriyoruz. Yine sosyal yardımlaşma binamız yoktu ilçemizde. Sosyal yardımlaşma dayanışma vakfına bir bina kazandırıyoruz şimdi. Dolayısıyla sosyal yardımlardan faydalanmak isteyen vatandaşlarımıza daha iyi bir şekilde hizmet sunmuş olacağız. Diğer çalışmalarımızdan bahsetmem gerekirse biz meslek yüksekokulumuzun ön tarafında ve yeni yapılacak hükümet konağımızın sol tarafında kalan boş alanda bir saat kulesi projesi gerçekleştirdik. Bu saat kulesini de buranın kendine özgü taşıyla yaptık. Uzgörür beldemizde yer alan taşlardan inşa ettik. Daha önce de ifade ettiğim gibi ilçemiz Türkiye'nin en çok hayvan varlığına sahip olan ilçelerinden biri. Dolayısıyla biz bu potansiyeli nasıl değerlendiririz diye fikir jimnastiklerine başlamıştık. Ortaya çıkan fikrimiz şu oldu. Bizim bu sütü kaliteli bir şekilde sağıp meralarımızın standardını yükseltip dolayısıyla hem süt varlığımızı artırıp
hem sütün kalitesini artırmak. DAKA ile birlikte ortaklı bir şekilde bir proje gerçekleştirdik. İlçemizin 12 noktasına süt toplama üniteleri kurduk. Dolayısıyla sabah çiftçimiz geliyor, sütünü süt toplama tankına koyuyor. Biz de o sütü toplu olarak pazarlıyoruz ve sütten elde edilen geliri vatandaşlarımıza, çiftçilerimize veriyoruz. Dolayısıyla çiftçilerimiz hem kendileri pazarlama noktasında sorun yaşamıyorlar, hem biz ilçemizdeki sütü daha kaliteli hale getirmiş oluyoruz, hem de pazarlamış oluyoruz. Bu sütü de Bingöl'deki büyük bir fabrikaya pazarlıyoruz. Dolayısıyla çiftçilerimiz de inek varlıklarını daha da arttırıyorlar. Bizim büyük bir vizyon projemiz var. Meydan, kent meydanı projemiz var. Bu kent meydanı projemiz ilçemizin tam göbeğinde yer alıyor. Şu an hükümet konağının, askeri şubesinin, kaymakamlık konutunun ve özel daire binasının olduğu alanda. Biz bu binaların hepsinin yıkımını gerçekleştiriyoruz. Zaten depreme dayanıklı olmayan binalar bunlar. Biz bu binaları şehrin farklı bölgelerine kaydırıyoruz. Boşalan alanda yaklaşık 10 dönümlük bir alanda kent meydanı kuruyoruz. Kent meydanımız kentin gerçekten tam ortasında yer alacak. Burada Atatürk büstümüz, yeşil alanlarımız, oturma alanlarımız ve spor alanlarımız olacak. İnsanlarımız burada kaliteli bir zaman geçirecekler. Yani şehrin dışına çıkmadan şehrin içinde nefes alma imkanına kavuşacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonunu çizdiği Millet Bahçeleri vizyonunda bir proje olacak inşallah. Biz sadece ilçemizde yaşayan insanları hedef alan projeler gerçekleştirmedik. Gerçekten şöyle oturduk, düşündük. Doğa severleri, hayvan severleri mutlu edecek bir proje gerçekleştirelim dedik. Bir binamız vardı. Bu binayı hayvan hastanesi şeklinde restorasyonunu gerçekleştirdik. Malzemelerimizi aldık. Dolayısıyla hem hayvan severlerimizi, hem doğayı, hem de insanlarımızı mutlu etmiş olacağız. İlçe dışında yaşayan Bulanıklılara selamlarımı iletiyorum. Onların gerçekten ilçelerini, bizleri ziyaret etmelerini temenni ediyoruz. Bulanık'taki değişimi, dönüşümü fark etmelerini, ilçemizde yatırım yapmalarını, yatırım yaptıkları takdirde de kendilerine gereken desteği vereceğimizi taahhüt etmek istiyorum. Sizlere de ilçemize geldiğiniz için hem şükranlarımızı arz ediyoruz, hem de bir daha gelmenizi temenni ediyoruz. Biz de size çok teşekkür ediyoruz. Başarılı çalışmalarınızın devamını diliyoruz. Teşekkür ederim. Sağ olun.